adalar konusunda, efendim Lozan bize adaları kaybettirmiştir, Lozan hezimettir diyen, diyebilen, bu cüreti gösteren türedi tarihçi müsveddeleri adaları Lozan'da kaybettik. Külliyen yalan. Adaları Lozan'da kaybetmedik. Adaları kaybeden Osmanlı'dır. Çok nettir bu. Dönelim şöyle tarihe. 1911 yılında Trablusgarp, bugünkü Libya, Trablusgarp'a çıkarma yaptı İtalyanlar. Yetinmediler Ege'ye. Oradan Akdeniz kıyılarına Kaş vardır bizim, çok güzel bir yöremiz Antalya'da. Kaş burnu deriz, kaşın başı deriz. Oradan akşamı seyredeceksiniz. Akdeniz'in lacivert sularında dalıp gideceksiniz. İtalyan bunlar, Akdeniz ülkesi. Paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşımında adı Paris Barış Sözleşmesi olmasına rağmen aslında Osmanlı mirasının Taksim Sözleşmesi olan toplantıda İngiltere, Fransa enerji kaynaklarının olduğu yerlerde, Irak'ta, Musul'da, oralarda gözü, oraları alalım. İtalyanlar Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında Amora, Cantora, Mangiora peşinde. Yani Amora aşk, Cantora şarkı söyleyelim ya da yeme içme, Mangiora yani homini gırtlak, boynuna atıştıralım. Enerjilerde filan hiç ilişkisi yok adamlar. Neyse, işin tabii fantezi tarafını bıraktıktan sonra İtalyanların bu işgali karşısında Osmanlı ne yaptı? Trablus'a çıktı İtalyanlar. Osmanlı'nın donanması yoktu ki, yanlış. Osmanlı'nın donanması var, Haliç'te hapsedilmiş. Ulu Hakan, Ulu Hakan, tırnak içinde. Abdülhamit oraya kilitlemiş Osmanlı donanmasını, aman bana karşı darbe yapmasınlar diye. Şimdi ne oldu peki? Şimdi ne oldu? Bu Haliç'in kaderidir arkadaşlar. Bizanslılar Haliç'in ağzına zincir çektiler. Zincirin bir ucu bugün İstanbul Karaköy'de Yeraltı Camii'nde sahabe veya sahabe-i tabiun kabirleri var o camide. Eskiden zindandı Bizanslılar döneminde. O zindandan başlayan zincirin ucu karşıda Sarayburnu'nda bugün Sepetçi Kasrı var. Sepetçi Kasrı'na kadar uzanan bir zincir. Aman Haliç'e girmesinler, İstanbul'un fethini önleyelim. Birisi Haliç'e sokmak istemiyor, birisi de Haliç'ten donanmamızı dışarıya çıkarmak istemiyor. Garip bir şey. Ve biz kaybettik tabii, adaları kaybettik. 12 adalar, Menteş eski dilde, eski Osmanlı döneminde Menteş 12 adaları verdik. İtalyanların işgaline girdi. Sonra oturduk, biz İtalyanlarla bir antlaşma yaptık. Dedik ki, çünkü durumu kurtarma hali vardı ve bir Balkan savaşları henüz tam ne yapacağız, ne edeceğiz derken Balkan savaşları patladı mı? İşte Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan'la Osmanlı kapıştı Balkanlarda. Birinci Balkan Savaşı. Eyvah, bir de Balkan Savaşı geldi. Gelin bakalım İtalyanlar, oturalım masaya. 18 Şubat'ta İtalyanlarla 1911 tarihinde sözleşme yaptık. Dedik ki şu 12 adayı size bırakıyoruz Balkan Savaşları'nın sonuna kadar koşuluyla. Balkan Savaşları'nı beklerken Birinci Dünya Savaşı patladı mı? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın tabii bu zayıf durumundan istifade eden Yunanistan, onlar da adalara hücum etti. Karman çorman, yabancı unsurlar adaların üstünde. Nihayetinde
30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması. Akabinde 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması'yla bu adaların işgal edilen, Osmanlı'ya ait ama işgal edilen adaların idaresinin büyük devletlere bırakılması kararlaştırıldı. Yetinilmedi. Daha sonra 1914 yılında Londra'da büyükelçiler toplantısı yapıldı. Londra'daki büyükelçiler toplantısında 12 adaların İtalyanların denetimine verilmesi, onun dışında kalan adaların Yunanistan'a bırakılması. Malın gitti. Peki bu adaları kim kaybetmiş ya? 1913'ten söz ediyoruz. 1924'e geliyoruz, Lozan. Ve 24 Temmuz 1923 aslında tabii ki orada Lozan Barış Sözleşmeleri yapılırken adalar zaten gitmişti. Yani şimdi efendim adaları Lozan'da kaybettik diyenler Lozan Barış Sözleşmesi'nin yapılmasından 10 sene evvel Osmanlı tarafından kaybedilmişti. İşte büyük yalanın tekzibi bu. Adalarda durum böyle. Sonra tabii arkadaşlar bir şeye temas etti. Hakan Güler de arkadaşımız, diğer arkadaşlar da. Orada bir nokta var aslında. Hocamın hep aile, devlet, silahlı kuvvetler üstünde çok durur. Toplumun kodlarıdır bu, beslenme damarlarıdır. Bir şey var. Atatürk şunu söyledi, şunu düşündü. Türk silahlı kuvvetlerinin güçlü olması için de arkasında devlet olması gerekir. İşte devlet anlayışı. Savaşlarda, muharebede başkomutan olan Mustafa Kemal Atatürk devletin kuruluş aşamasında baş öğretmene dönüşmüştü. Başkomutandan baş öğretmene dönüşen Mustafa Kemal Atatürk ve huzurunuzda Hoca Atatürk. Aynı felsefe. Aynı felsefe. Savaşta kazanılan sonuçların Lozan'da diplomatik zafere dönüşmesi ve yine hocamızın tabiriyle Türkiye'nin tapu senedi Lozan Barış Sözleşmesi. Bakın Barış Sözleşmesi adı üstünde el sıkışmadır. Ve bugün Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren barış sözleşmeleri içinde yegane yürürlükte olan Lozan Barış Sözleşmesi'dir. Bunun sebebi de şudur. Çünkü barışta bir antlaşma var, bir konsensus var. Nedir o konsensus? Anlıyoruz, savaşta, futbol maçında. Nihat Hekimoğlu burada, Trabzonludur o. Biz de Fenerbahçeliyiz, neyse. Savaşta, barışta, hatta bilek güreşinde, güreşte kazanan vardır, kaybeden vardır. Konsensusta, Lozan Barış Sözleşmesi'nde katılanların ortak çıkarlarının bir uzlaşması söz konusuydu. O da bir diplomasi zaferidir. Diplomasi dehasıdır. Yenen birinci dünyanın galip devletlerine karşı mağlup olmuş bir Türkiye'yi, Osmanlı'yı adeta savaşın galibi gibi orada temsil eden, kendisine dikte ettirilmeyen Lozan Barış Sözleşmeleri, diğer barış sözleşmeleri, Almanya'ya, Avusturya'ya, Bulgaristan'a imzalatılan barış sözleşmelerinin hiçbiri hayatta değil ve İkinci Dünya Savaşı niçin başlamıştır? Sebeplerini orada araştıralım. Niçin hala Lozan hayattadır, yürürlüktedir? Atatürk'ün dehasıdır bu. Öbürleri bitmiştir, erimiştir.
Ama ayakta kalan bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun değerli hocamın tabiriyle tapu senedi Lozan Barış Sözleşmesi'dir.